450'yi aşan, 500'e yaklaşan yuva sayısının olduğu bu seneki Dalyan Kumsalı'nda yuvaların yavru çıkışları yaklaşık bir aydır devam ediyor ve yavru çıkışlarının en sıkı olduğu dönem de bu dönem. Eylül sonuna kadar yavru çıkışlarımız devam edecek. Şu ana kadar yaklaşık 100 yuvadan yavru çıkışı tamamlandı ve bunların her birinden yaklaşık ortalama 70 civarındaki yavruyu denize gönderdik ve yaklaşık diyebiliriz ki 7000 yavrumuz şu an denize ulaşmış durumda. Tabii ki bu ulaşan yavrular yanında ölen embriyolar ya da anormal gelişen embriyolar da olabiliyor. Bu sene gerçekten bizim de ilk defa karşılaştığımız, dünyadaki diğer uzman arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre onlarda da çok görülmeyen, deniz kaplumbağalarının normalde 4 tane bacağı var. Bu 4 bacağın bir tanesinden 2 tane daha yanında ekstra bacak çıkmış durumda. Yani bir noktada 3 bacak çıkmış durumda. Bu anormallik daha önce deniz kaplumbağalarının gelişimi ile ilgili pek rastlanmamış bir durum. Bu sene görmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz detaylı çalışmaların içerisinde böyle bir kaplumbağayı da bulduk. Kaplumbağanın tabii dışarıda görülen bu anormallikleri yanında içinde başka anormallikler de olabilir diye yavrunun doğal beslenme sürecini gözlem altında tutuyoruz. Eğer gelişmesi normal, beslenmesi normal bir süreç olursa acaba hangi kol, ana kol yani kemikleri ve iç yapısı tamam. Diğer bacaklar acaba sadece oraya yapışmış bir yapı konumunda mı? Bunları inceleyerek bir gelişimiyle ilgili karar vereceğiz. Belki de eğer kaplumbağanın gelişimi normal olacak olursa iki bacağının kesilerek normal doğada yaşayabilecek mi gibi düşünebileceğimiz gibi eğer gelişemezse de müzemizde sergilenmek üzere 3 bacaklı bir deniz kaplumbağa embriyosunu da müzemize kazandırmış olacağız.